Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi sizinle böyle şirin güzel bir lif yapacağız. Gördüğünüz gibi var böyle birkaç lif gördüm. Fakat biraz daha değişik. Bu da benden olsun dedim. Umarım beğenirsiniz. Şöyle iki renk lif ipimiz olacak. İki numara tığ ve bir de şu ön tarafımızı dikmek için iğneye ihtiyacımız olacak. Şimdi lifimizin yapım aşamasına geçelim. Arkadaşlar, lifimizin ön tarafındaki kalan iki parçadan birini ben ördüm. Şimdi diğer kısmını da zaten aynı mantıkta ikisi de örülüyor. Biliyorsunuz bunlarda ters düzde yok. O yüzden bunu da şimdi sizinle birlikte öreceğim. Çok basit, kolay bir lif bu. Şöyle şunu alttan çekelim ki renkler birbirine karışıyor. Şimdi bir zincir çektim. Bir zincir daha çektim. Ve ipimi uzattım. Şöyle bir santim kadar diyelim. Hemen dibimdeki zincire battım bir tane. 1, 2 ve 3 kere battım. Şimdi şuradaki ipi elimle tutuyorum. Bakın, tümünün içerisinden geçirdim ve o tuttuğum ipin de içerisinden geçirdikten sonra kapattım ve bir zincir çektim. Şimdi aynı şekilde bir daha uzatıyorum ipimi. Şu dipte çekmiş olduğum zincirin dibine tekrar battım. 1, 2 ve 3. Şimdi bakın, yine buradaki ipi şu elimin yardımıyla tutuyorum. Tüm ilmekleri kapattım ve o tuttuğum ipin içerisine geçirdim. Tekrar ilmeğimi kapattım ve bir zincir çektim. Bu mantıkta bademlerimizi oluşturuyoruz. 6 tane. Aslında 1, 2, 3. Bence yani 7'şerli de olabilirmiş aslında. Biraz hani küçük de geldi gibi gözüme. Yani siz şöyle elinize aldığınızda yaparken, örneğin ikisini şöyle yan yana getirdiğinizde iki önü bir bakın. Eğer küçük derseniz alt sıraya bir badem daha ekleyebilirsiniz. Çünkü basit bir lif olduğundan zaten anlaşılabilir. Büyüklüğünü küçüklüğünü de ayarlayabilirsiniz. Bundan 6 tane yapacağız. Alt sıramıza 4 tane oldu. 4, 5, 2, 3 kere battım. Tutuyorum tekrar buradaki ipi. Kapattım. Bir zincir çektim. O bir zincir çekmeyi de unutmayın. Çünkü ben bol bol durur. 1, 2, 3. Yani bademlerin o formu bozulabilir. Yani şöyle kapatıp geçerseniz. Şimdi 1, 2, 3. Tekrar kapatıyorum. 2, 4, 6. 4, 6, 7. Şu 7.yi niye yaptım? 7.yi şu şekilde düşünün. Bu yan duvarı diyelim. Hani bir duvar örüyorsak böyle düşünelim. Yan duvarı oluyor bu 7.si. Şimdi bunun yanına bir bademimiz daha var. Bunu kapatmadan hemen bakın şuradan şu at bademini, şu pardon
şunun yanından şuraya, yani elimdekiyle birlikte bir, iki, üçüncüsüne hemen yanına batıyorum. Bir, iki, üç kere daha battım. Şimdi aynı teknikle hepsini bir kapatıyorum. Sonra tuttuğum pil içerisinden tekrar geçiyorum. Bir de zincir çekiyorum. Bir, iki, pardon, çıkaramadım. Bir saniye. Bir, iki ve üç. Şimdi yine hemen buraya. Yani şimdi şu an aslında ikili topluyoruz bademleri. Bir, iki, üç. Bu şekilde sona kadar gidiyoruz. Bir, iki, üç. Böyle 10 sıra olana kadar devam edeceğiz. Sonrasında da bir kol oyuntumuz var. Burada 2 badem eksik öreceğiz. Yani 4 badem örmüş olacağız. O da 1, 2, 3, 4 sıra olacak. Böylelikle diğer önümüzü de bitirmiş olacağız. Şimdi şuradan çıkışı, yukarı çıkışı bir daha göstermek istiyorum. Yani lift bilen arkadaşlarım zaten bunu şu ana kadar çoktan anladılar. Da bilmeyen arkadaşlarım için bir daha göstereyim. Bir, iki, üç. Şimdi sonuna geldik mi? 2, 3. Bir zincirimizi çektik. Şimdi dönüyoruz. Tekrar dibine battık. Dediğim gibi yukarı çıkacağız şu an. Bir badem yapıyoruz. Bademi yaptık. Şimdi tekrar aynı şey. İkili badem yapmaya devam ediyoruz. Bunun ucundan bir badem daha çıkarıyoruz. Hemen ileriye atıyoruz. Bu şekilde 10 sıra olacak arkadaşlar. 10 sıra olduktan sonra da şu kol oyuntusunu yapacağız. Ve önleri bitirmiş olacağız. Evet, 10 sıra ördükten sonra 11. sırada ne yaptım? 4 tane gördüğünüz gibi kutucuk yaptım. Bademlerimi oluşturdum. Sonra 2 taneyi burada bıraktım. Şimdi buradan tekrar dönüyorum. Şu kol oyuntusunu yapmış oluyorum. Burada da yine 4 sıra öreceğim. Sonrasında bunu da bitiriyorum.
Ondan sonra da arkayı yapacağız. Arkadaşlar, ön kısmını bitirdim. Böyle gördüğünüz gibi. Şimdi arkası için de yapmamız gereken tek şey, burada başlarken 6 badem yapmıştık. Şurada bir şöyle 6 tane. Bunda da 12 tane bademle başlıyoruz. Bu şekilde yine 10 sıra şu kol ayrımına kadar örüyoruz. Bakın ördüm. Şimdi şurada yapmamız gereken nedir? Buradan 2 tane çünkü bademimizi eksilteceğiz. Bunun için ne yapın? Çünkü buraya zaten oyası gelecek. Şöyle bir tane uzun iğne çekin. Bademin boyunda. Bakın bu tarafa geri dönüşe ortaya bir tane batın. Hemen içinden çıkartın. Bir daha aynı işlemi yapıyoruz. Bu defa diğerine bu şekilde şöyle. Aynen şimdi burada iki badem geriye gelmiş olduk. Ne yapacağız? Yine aynı şekilde örgüye devam ediyoruz. Şöyle bademimizi buradan yükseltmeye devam edelim. Böyle örüyoruz. Ne yapıyoruz? Şuradan tekrar sona geldiğimizde şu iki bademi örmüyoruz. Buradan tekrar yukarı dönüş yapıyoruz aynı bu şekilde. Buradan da 4 sıra ördükten sonra buradaki olayımız da bitmiş oluyor. Daha sonrasında etrafının oyasını yapacağız. Evet, lifimizin ana bölümü bitti. Şimdi birleştirmeye geçiyoruz. Ne yapacağız? Önce şu kısmını alalım. Şuradan beyaz ipimizi veya artık hangi iple yapıyorsanız şöyle tığımızı alıyoruz. Hemen en köşesine bakın. Alt kısım şöyle ön yani. Ön ucuna takıyoruz. Basit bir şey yapıyorum zaten. Hani dilerseniz farklı oyalarda yapabilirsiniz. Şöyle 1, 2, 3 tane çektim. Yani böyle. Bakın. Gördüğünüz gibi bu şekilde 1, 2, 3 zincir çektim. Şuraya gel. Zincir çektim, buraya battım, tekrar 3 zincir çektim, aynı yere batıyorum. Bu zincirden ibaret olan bir şey. 1, 2, 3, tekrar battım aynı yere. 1, 2, 3 dedim, tekrar bademin diğer yarısına battım, böyle 1, 2, 3 dedik. Aynı şekilde çok basit. 1, 2, 3.
çok uca kadar gidiyoruz. Ve şu uca geldik. 3 zincir çekelim. 2, 3. Şimdi arkaya alıyoruz. Şurayı gördüğünüz gibi. Bakın. Şu ikisini birleştireceğiz şimdi. 3 tane zincirimizi çektik. Bu defa ikisine birden, ikisinin ortasına bakıyoruz. Böyle. Yani onları birleştire birleştire çıkacağız yukarı kadar. 1, 2, 3. Oyamızı ikisinin üzerinde yapacağız. Bakın şöyle zaten karşılıklı geliyor bademler. 1, 2, 3. Daha bol yapıyorsanız bu şu aradaki zincir 2 tane bile yeterli gelebilir. 1, bakın şuradan. İkisine birden battım. Bir, iki, üç dedik yine. Böylece şu kol bitimine kadar gelelim. Şimdi ben bu omuza kadar geldim. Döndüm şuradan. Tam şu kol altına şunlardan yapmadım. Şöyle düz bıraktım. Ondan sonra şimdi ne yapıyorum? Şu yakadan şöyle örerek aşağı kadar ineceğim. Buradan devam ediyorum yani. Şu kısma kadar. Arkadaşlar bunu da bitirdim. Gördüğünüz gibi aşağıya kadar indim. Yani şurada şunu böyle indirirken şuradan bir bademi arkasıyla birlikte ördüm. Şöyle dursun diye. Yoksa daha açık olurdu. Öyle de bırakabilirsiniz ama daha yaka gibi dursun diye. Bu şekilde bıraktım. Şimdi yapacağım şey de şu ense kısmından başlayıp şöyle şuradan örerek bu tarafı birleştireceğim. Şu kısmını boya yapmıyorum. Bunu böyle üstüne dikeceğiz çünkü orasının boyası olmayacak. Yani tamamını birleştirelim. Sonrasında da zaten yapacak çok fazla bir işimiz kalmıyor. Şu ön tarafı dikeceğiz. Şu yakayı da şuraya tutturacağız. Diğer yakayı da. Sonrasında lifimiz bitmiş olacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi lifimiz kullanıma hazır hale geldi. Yalnız bir şey söylemek istiyorum. Ben bu lifi çok uzun zamandır yapmıyordum. İlk defa yaptım uzun zamandan beri. Şu kısmını kapalı yapmanızı istiyorum. Yani daha yani örnekteki doğru hali o. Ben bu şekilde yaptım. Yani bu kısmı şuralardaki gibi ikisini birbirine bağlayarak yaparsanız daha güzel olacaktır. Orada ufak bir hata yapmışım. Ya böyle de kullanılabilir ama örneğin doğrusu o. Şuralarda da cep görüntüsü vermek istedim. Şu oyayı burada da kullandım. Dilerseniz siz de kullanabilirsiniz. Ya da farklı bir şey de yapabilirsiniz onun üzerine. Veya sade. Gördüğünüz gibi bu şekilde bitirmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.